Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane yazılı kampını sunar. Tonguç Akademi'den herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Tabii ki herkesi bir heyecan sardı. Neden? Çünkü yazılılar geldi. E, LGS'ye çalışırken bir de yazılılar diyorsunuz. Ama hiç dert etmeyin. Yazılılar sizin için çerezdir eminim zaten çalışıyorken bir yandan arada yazılılar deneme gibi düşünebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden din kültürü birinci dönem birinci yazılı provasına vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar Öncelikle ne dedik? yazılılar gözünüzü korkutmasın diyoruz. çünkü yazılı denemeleri ve yazılı notlarıyla bizler yanınızdayız her sene zaten yazılı notlarını, e, biliyorsunuz çok seviyorsunuz e, bunu bütün öğrenciler bayılıyor ama bu sene bir de yazılı denemeleri gel geldi sorular harika e, burada din kültürü ve ahlak bilgisini buluyoruz evet sosyalden hemen sonra ve Bakın az sonra işleyeceğimiz kavramların hepsi burada mevcut. Konu anlatımları kısa kısa. E, ayetler, örnekler bu sayfa özellikle harika. Yasaları çünkü karıştırabiliyorlar. Hemen özelliği, örneği ve ayeti. Ayetler önemli bazen ayet verir ve hangi yasaya ait olduğunu ister. Burada kadarla ilgili kavramlar vesaire var. Sure ile e, ve Bakara suresinde geçen ayetler kürsi ile ilgili. Hazreti Musa ile ilgili. Burada yazılı notlarımıza göz atarsanız hızlıca sonra hazır mıyım? Ne kadar hazırım? Ne kadar biliyorum? diye e, endişe ediyorlar. Burada da hemen yine din kültürü ve ahlak bilgisini açıyoruz. Bakın burada e, ilk testlerimize e, sınava hazırlanıyoruz. Denemelerimizi çözüyoruz. Ve 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 arkadaşlar bomba gibi bir haber veriyorum sizlere. Şampiyon paketimiz var biliyorsunuz. Şöyle hemen gelsin bakalım. Hop. Evet, şampiyon gibi bir paket arkadaşlar. Burada tüm dersler ve hem de e, dijital halleri de mevcut. Zor Bankası Dinamo e, ve tüm dersler kitapları var. Şöyle, bu paketten alanlara, evet yanlış duymadınız, şu yazılı denemeleri ve yazılı notlarını hediye olarak gönderiyoruz. Bakın evet, bunu alanlara bunu hediye olarak gönderiyoruz. Ben size şöyle. Ee, Hızlıca bir kampımı da hatırlatmak istiyorum biliyorsunuz yazılı kampımız var ee, yarın İngilizce ile birlikte kampı tamamlıyoruz ama diğer sınavlara bakmadıysan onları da göz atmayı unutma dedikten sonra başlıyorum ee, konun, konularımı öğrenci notlarımı. Evet ilk ünitemiz biliyorsunuz kader inancı arkadaşlar kader ne demek bunu söyleye söyleye e, bir hal olduk diyormuşum arkadaşlar kader bir işin planlanması programlanması e, ölçü düzen miktar anlamlarına gelir kader önce gelir sonra gerçekleşmiş hali, vuku bulmuş hali, gerçekleşme, yaratılma, gerçekleşme tekrar altını çiziyorum. Gerçekleşme kazadır. Bunu çok karıştırıyorlar. Kader önce geliyor, sonra kaza. Yani önce planlanacak, programlanacak o planın gerçekleşmesi, hayata geçirilmesine kaza diyoruz. Şuradan örnek veriyorum hep ben. Trafik kazasını örnek veriyorum. Araçların birbirine işte çarptı, kaza oldu. Ne oldu? Yani kaza yapmışlar değil mi gerçekleşmiş o araçlar birbirine vurmuş bunun gibi aklınıza tutabilirsiniz kaderle ilgili genelde Allah'ın ön plana çıkan isimleri ilim ve iradedir şimdi allah Teala bütün bir evren için bir kader planı hazırlarken haliyle her şeyi bilmesi gerekiyor değil mi? Siz bir plan yapacaksınız o, o konuyla ilgili bir bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Veya onun yapabilme yetisine sahip olmanız lazım. İstediğiniz gibi plan yapabilmelisiniz. İlim ve irade sıfatları ön plana çıkıyor Allah'ın kazada ise kudret ve tekvin sıfatları ön plana çıkıyor. Neden? Çünkü burada gerçekleşmesi lazım. Yani kaderi gerçekleştirecek güç ve e, o iradeye sahip olması. Tekvin ne demekti? Allah'ın yaratması sıfatıdır. Kudrette sonsuz güç sahibi olması. Yani bu evrenle ilgili yaptığı planı yaratabilmesi için sonsuz güce sahip olması gerekiyor. Evet Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yaratmasını konuşalım. Evrende var olan her şeyi. Bütün varlıkların birbiri içerisinde uyumlu yaşamasını düşünebilirsiniz. Varlıkların özelliklerini düşünebilirsiniz. İşte mesela gezegenleri düşünün birbirleri arasındaki mesafe her birinin kendi yörüngesinde hareket etmesi. Bunların hepsi bir ölçüye göre hareket ediyor. İnce hesaplara göre hareket ediyor. Bu yaratılışta Gezegenlerden, bitkilerden, hayvanlardan insanlardan tutun hepsinde hiçbir düzensizlik ya da dengesizlik bulunmamaktadır. E, ayette de geçiyor. Gözünü çevir de bir bak e, ya da kaldır da bir bak. Bir çatlaklık görüyor musun diyor gökyüzü için diyor mesela. Değil mi? Üstümüzde bir tavan var ama hiçbir yeri çatlamıyor. Dengeye zarar veren, bozan insan oldur. Evet bize düşen evrendeki bu dengeyi korumak, muhafaza etmektir. Allah-u Teala evren için Yasalar koymuştur bu düzenin devam edebilmesi için buna sünnetullah denir arkadaşlar sünnetullah yani evrensel yasalar 3 tanedir fiziksel yasalar biyolojik yasalar ve toplumsal yasalar özellikleri fiziksel yasalar madde ve enerji ile ilgilidir evrenseldir değişmez kanunlardır deney gözleme dayanır mesela suyun döngüsü fizikle ilgilidir değil mi madde ve enerji ile ilgilidir. Ee, gel git olaylarını düşünebilirsiniz. İşte güneşin hareketleri, dünyanın hareketleri bunların hepsi nedir? Ee, veya işte insanın bu e, fiziği kullanarak ortaya çıkarttığı enerji, enerjiden hareketle yaptığı teknolojik aletler. Buzdolabı, fotoğraf makinesi, telefonlar, tabletler bunların hepsi işte kameralar bunlar fiziksel giriyor arkadaşlar. Biyolojik yasalara geldiğimizde biyoloji adı üstünde canlı ilmi canlı bilimi Canlıların yapısı, yaratılışı özellikleriyle ilgilidir. Mesela işte bazı canlılar yumurtlayarak, bazıları işte doğum yoluyla e, çoğalır. Bazı hayvanların işte e, çene yapılarının etçil olanların mesela daha işte güçlü olması otçullara göre e, veya işte devenin hörgücün hörgücünde işte hörgüçlü olması ne su hayvan e, su ihtiyacı olduğunda oradan su ihtiyacını karşılaması çöl hayvan olduğu için sıcakları uzun süre dayanabilmesi için veya kirpik derinin kumdan korumak için aşağı doğru olması gibi balıkların işte denizde nefes alabilmesi için solungaçlı olması, kuşların kanatlı olması gibi bu şekilde özellikleri biyolojik yasalara giriyor. Evrenseldir, değişmezdir, deney gözleme dayalı, dayalıdır. Ee, mesela işte besin döngüsü, insanların ihtiyacı olan, hayvanların ihtiyacı olan o besin döngüsü, canlıların iskelet sistemi örnek olarak verilebilir. Toplumsal yasa adı üstünde toplum bilimi, sosyoloji buna giriyor arkadaşlar. İnsanlar arası ilişkiler, e, neden sonuç ilişkisine dayanır. Mesela işte e, hırsızlığın arttığı yerde e, refah seviyesinin düşmesi veya haksızlığın, zulmün arttığı yerde refah seviyesinin düşmesi gibi. İşte işte işsizliğin olduğu yerde göçün artması gibi, kuraklığın, savaşın olduğu yerde göçün artması gibi bunlar nedir? Neden sonuçtur. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bize geçmiş toplumlardan bahseder, peygamberlerin kıssalarını anlatır ki insanlar buradan kendilerine ders çıkarsınlar, o toplumların düştüğü hataya düşmesinler diye anlatır. İşte bu kıssaları da toplumsal yasalar çerçevesinde değerlendirebiliriz. Evet göç olaylarına örnek verdik, adaleti örnek verdik, yardımlaşma. Mesela işte insanların e, birbirine yardım etmediği toplumlarda hırsızlık artar. Veya işte güzel bir şekilde herkesin tam olarak sadakasını, zekatını verdiği bir toplumda e, ekonomik dengesizlikler azalır değil mi? Evet, bir hatırlatma yapıp devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz bizim meydan okumalarımız vardı. Tabii ki yazılıda da meydan okumamız var. Dersin sonunda mutlaka meydana okumayı unutma. Evet, gelelim şimdi kader inancına. E, kader inancında e, insan iradesi ve kader dediğimizde karşımıza iki tane irade çıkıyor. Şimdi evet, e, allah Teala bir kader planı hazırlıyor, bir program hazırlıyor. Ancak... Biz bunun neresindeyiz? O zaman bizim e, bir etkimiz var mı diye soruluyor. Yani ya da diyor ki işte aa benim kaderim buymuş, benim bir şey yapmama gerek yok. Aa benim işte talihim buymuş, işte kör talihliyim ben e, falan diyerek insanlar sorumluluklarını da kadere e, atıyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Evet Allah bizler için bir plan program çizmiş ama bizim de e, kendi irademizde isteğimizde gerçekleştirdiğimiz şeyler var. Bunlardan doğan mı sorumluluklarımı, sorumluluklarımız var. Şimdi irade ikiye ayrılır. Bu arada irade dilemek, istemek demektir, yapabilmek demektir. İrade külli irade ve cüzi irade olarak ayrılıyor. Külli irade bütün büyük parça olarak düşünün. Allah'ın mutlak iradesidir. Biz o kısımdan sorumlu tutulmayız. Mesela insanın doğması veya cinsi hangi cinsiyette doğduğuna Allah karar veriyor. Ne zaman nerede doğacağına hangi anne babanın çocuğu olarak dünyaya geleceğimize ...veya ne zaman öleceğimize... ...nefes alıp vermek bile mesela... ...bakın bu benim elimde olan bir şey değil... ...bu bizim doğal olarak vücudumuzun... ...Allah'ın koymuş olduğu plana göre... ...hareket etmesidir Bu külli iradededir. Mesela ben işte... ...kadın olarak doğdum... işte ...Allah beni sen neden kadın olarak doğdun diye... ...hesaba çekmez değil mi? Çünkü buna... ...kendisi irade etti, kendisi... ...diledi. Cüzü iradede ise... ...bizim irademizdir ama... Sınırlıdır arkadaşlar. Sınırlıdır ve e, biz bundan sorumluyuz işte. Yani kendi aklımızla ve irademizle tercih ettiğimiz şeylerden hesaba çekileceğiz Hangi dini seçtiğimiz, hangi mesleği seçeceğimiz bunlar bizim tercihimizdir. Ben işte Müslüman olmayı tercih ettim, iman ettim ve ben öğretmen olmak istedim. Öğretmen oldum, bu uğurda çalıştım ve sonra... Güzel ahlaki davranışlar. Ben iyi bir insan olmak istiyorum. Ben cömert bir insan olmak istiyorum. Ben nazik bir insan olmak istiyorum. Adaletli bir insan olmak istiyorum gibi. Bunlar bizim isteğimizde yaptığımız şeyler. Ee, mesela bir hırsız. Ben e, işte kadere uydum ya da işte ben şeytana uydum diyebilir mi? Hayır. Neden? Çünkü buradaki davranış kendisine ait bir davranış. İbadeti yerine getirmek veya getirmemek. İnsanlar ahirette şeytana suç atacaklar. İşte şeytana uydum hala dünyada bile öyle diyorlar değil mi? Kötülük yapanlar şeytana uydum. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kendimiz e, tercihte bulunuyoruz, kendimiz karar veriyoruz. Dolayısıyla ne kadere ne de şeytana veya bir başkasına. Günah yükleyemeyiz. Kaderle ilgili kavramlar dediğimizde karşımıza ecel ölüm geliyor. Ecel insanın yaşam süresinin sona ermesi ölüm e, olayına deniliyor. Eceli gelen kimsenin ölümünü engellemek ya da geciktirmek mümkün değildir. Ne bir an öne çekebiliriz ne de bir an geriye itemeyiz eceli. Allah ne zaman takdir etmişse o zaman gerçekleşir. Ölüm de yine e, zaten ecelin diğer adıydı. Emek ve rızık e, ee, allah Teala rızkı bazı sebeplere bağlı kılmıştır. Mesela çalışmaya bağlı kılmıştır. Bu çalışma zihni olarak çalışmak olabilir veya işte fiili olarak hani eylemle çalışmak da olabilir. Dünyada bize için rızık yaratmıştır ancak bu rızkı helal yoldan kazanmamızı ister. Çalışarak alın teriyle kazanmamızı ister ki nitekim peygamberler de biliyorsunuz kendi elemeğiyle kazanıp çalışıp rızık, rızıklarını kazanmışlardır elde etmişlerdir. Hiçbiri Allah kendilerine işte bir hazine gönderip de bir bahçe gönderip de oradan tüketmemiştir değil mi? Dolayısıyla bizler de rızkımız için çalışmalı, çabalamalıyız. Ee, ve kendi Allah emek göstererek yani kendisine isteyene, çalışana vereceğini e, haber veriyor. Ee, ben işte çalışmadan, etmeden rızkım bana gelsin diyebilir miyim? Hayır. Allah ancak hayvanlara ki hayvanlar da avlanıyor. Onlar bile bir şekilde bir emek harcıyorlar değil mi? Rızkım bana gelsin, işte kaderimde rızık varsa zaten o gelir diyerek bekleyemeyiz. En önemli kavramlarımızdan şöyle hatta yıldızlamak istiyorum. Tevekkül kavramı arkadaşlar. Tevekkül Allah'a dayanıp güvenmek ama nasıl? Elinden gelen çabayı gayreti gösterdikten sonra sonucu Allah'a bırakıp güvenmek ona dayanmak demektir. Doğru tevekkül eden biri kaderine rıza gösterir ve Allah'a güvenir. Yani ben elimden geleni yaptım Allah benim için bunu takdir etmişse o zaman ben bunu kabul ediyorum demektir gerçek tevekkül. Ee, sorumluluklarımı yerine getirdiğimden eminsem gelen sonuca da rıza göstermem gerekiyor Başarı ve başarısızlık şimdi hayatımızda başarı olduğu gibi başarısızlık da olabilir ee, Biz başarısız olduğumuzda bunu kadere yüklemeyeceğiz Acaba ben gereken her şeyi yaptım mı diye kendime sormam gerekiyor Sorumluluklarımı yerine getireceğim İrademizi doğru kullanacağız Sağlık ve hastalık, ee, şimdi e, sağlık hastalık en çok kader konusunda da soru olarak da geliyor. Doğru kader anlayışına sahip birisi yediğine içtiğine helal olmasına ve temiz olmasına kendi temizliğine hijyenlerine e, dikkat etmesi gerekiyor. E, uykusuna, beden sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Gerektiğinde hastalanırsa da tedavi olmaktan da geri durmaması lazım. Aa ben hastalandım, kaderimde hastalık varmış. Hastalık varsa iyileşmek de vardır. O zaman Allah şifayı gönderir deyip evde beklemiyoruz. Ne yapacağız? E, biz e, tedavi yollarını araştıracağız, doktora gideceğiz. E, hastalığımızı öğrenip gerekli ilaçlarımızı kullanmamız gerekiyor. Dikkat, bu fırsat 2011 Tayfayı yakından ilgilendirmektedir. 8. sınıf şampiyon paket alanlara yazılıların süper ikilisi, 1. dönem yazılı notları ve yazılı denemeleri hediye. Şampiyon paketler sana en yakın Tonguç Kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da. Evet, bu ünitenin peygamberi Hz. Musa Aleyhisselam'dı arkadaşlar. Hz. Musa Aleyhisselam, Ulul Azm peygamberlerden biridir. İsrailoğullarına gönderilmiştir ve Firavun'a karşı mücadele etmişti. Hatırlarsanız hikayesi kıssasında kendisinin kardeşi, şöyle not alayım. Kardeşi Hazreti Harun da onunla birlikte Peygamber olarak görevlendirilmişti. Bu önemli. Bazen sorularda geliyor. Ee, Firavuna karşı gidip birlikte tebliğ yapmışlardı. Ee, sonra kendisine e, Tevrat isimli kutsal kitap gönderilmişti hatırlarsanız. Allah'ın birliğini ve tekliğini anlatmıştı insanlara ve e, ardından insanları bir gün e, alarak ne yapıyor şehri terk ediyor Kızıl Denizin önüne kadar geliyordu ve Kızıl Denizin önünde Allah ona Ey Musa asanı taşa vur emredince e, o asasını taşa vurmuştu ve deniz ikiye ayrılmıştı Kızıl Deniz bu da bir mucizedir Allah ile konuşan anlamına gelen Kelimullah e, sıfatı vardır Allah ile konuşan demek evet Allah ile konuşan Kelimunda Hazreti Musa'nın diğer adıdır. Hazreti Musa ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlar. Ayetel Kürsi bu ünitenin son ayeti, ünitenin sonundaki Bakara suresinin 255. ayettir. Bu ayette Allah birliği ve tekliği anlatılır. Onun gücünden, hükümranlığından bahsedilir. Kürsi kelimesi hükümranlık demek arkadaşlar. Hakimiyet. Evet. Bu ayette aynı zamanda Allah'ın isimlerinden bahseder. bir kere zaten Allahu diye başlıyor. Allahu la ilahe illa Allah isminden bahseder. Vel hayyul kayyum. Hay hayat sahibi, kayyum bütün varlığın idaresini yürüten demek yani yöneten demek. Ali yüce azim büyük ulu anlamına geliyor. Ve ee, vel aleyül azim son kısmı. Bu ayet arkadaşlar e, ayetel kürsi denilmesinin sebebi ve siyah kürsi yuhü onun kürsüsü gökleri ve yeri kapsar kaplamaktadır. Yani onun hakimiyeti gökleri ve yeri kaplar. Çok büyüktür. Her şeye hakimdir anlamında kullanılmıştır. Evet ikinci ünitemiz e, zekat ve sadaka ünitesinin girişinden de sorumluyuz. İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem. Yardımlaşma insan için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Bizler sürekli gün içinde birbirimize ihtiyaç duyuyoruz değil mi? Yardım istiyoruz birbirimizden. Mesela hastalandığımızda doktora ihtiyacımız var. Ekmek için fırıncıya ihtiyacımız var. Öğrenmek için öğretmene ihtiyacımız var gibi. Her toplum bir gün başka bir toplumun yardımına da ihtiyaç duyabilir. Mesela toplum olarak zorlu günler geçiriyorsak, e, bu bir deprem olabilir, salgın olabilir. Başka bir e, millet mesela destek olarak bize yardım edebilir, değil mi? Yardımlaşmanın dini, dili ya da ırkı yoktur. Mesela farklı bir yerde bir deprem olmuştur. Aman onlar işte Müslüman diye veya değil diye yardım edilmez. İnsan oldukları için yardım edilmesi gerekir. Hangi milletten olurlarsa Paylaşma sadece maddi yardımlarla sınırlı değildir. Bu ünitede ma manevi yardımlaşma çeşitleri de öğretilecek. Evet arkadaşlar şimdi gelelim provamıza ee, numaralanmış olayları kader ve kaza kapsamı açısından değerlendirdiğimizde e, hangisinin kader hangisinin kaza olduğunu yazmamızı istiyoruz. Evet şimdi bir e, iki üç ve dördüncü cümleler için konuşalım. Şimdi birinci cümlede diyor ki LGS Haziran ayının ilk haftasında yapılacak. Şimdi kaderde ne demiştik? Henüz gerçekleşmemiş, planlanmış, programlanmış. Kaza ise gerçekleşmiş olması gerekiyor. Burada yapılacak dediğine göre kader. Okullar 20 Ocak 2025'te yarı yıl tatiline girecek. Henüz gerçekleşmedi, planlandı. Kader girmedi. 20 Ocak geldi mi? Gelmedi. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi 20 Haziran'da sonlanacak. Sonlanacak diyor. Daha sonlanmadı. 20 Haziran'a geldik mi? Gelmedik. O zaman kader. 2020-2021 döneminde LGS 5 Haziran 2021 tarihinde yapıldı. Yapıldı. Geçti değil mi? gerçekleşmiş. Planlanmış sonra 5 Haziran günü 20, 2021'de yapılmış. O zaman kaza diyoruz. Evet. Fotosentez bitkilerin, altların ve bazı bakterilerin güneş ışığını kullanarak karbondioksit ve suyu glikoz ve oksijene dönüştürdüğü bir biyokimyasal süreçtir. Bu süreç klorofil pigmentinin güneş ışığını absorbe etmesiyle başlar ve ardından bu enerji kimyasal bağların oluşmasını sağlamak için kullanılır. Fotosentez, ekosistemlerin enerji kaynağını oluşturmasının yanı sıra atmosferdeki oksijen miktarını artırarak yaşamın sürdürülebilirliği için kritik bir rol oynar. Bu nedenle fotosentez sadece bitkiler için değil, tüm canlılar için hayati önem taşır. Yukarıdaki paragrafta anlatılan durum Allah'ın evrene koyduğu hangi yasa ile ilgilidir? Şimdi burada bitkilerin yapmış olduğu fotosentezden bahsediyor. Fotosentez sakın kalkıp fiziksel demeyin arkadaşlar. Fotosentez arkadaşlar canlılarla ilgili olduğu için tabii ki biyolojik yasa. Evet, cevap biyolojik yasa olacak. Sevgi, kardeşlik, doğruluk, adalet, kul hakkı gibi ilkeler bu yasanın temelini oluşturur. Sanayileşen bölgelere göçler artar. Gelir dağılımı dengeli olduğunda yoksulluk azalır. Toplumun varlığı ve geleceği için adalet vazgeçilmezdir. Bu olaylar yasalardan hangisiyle ilgilidir? Hemen zaten cevabı verdiniz. Toplumsal yasa olacak. Aferin. Numaralandırılmış açıklamalarının irade türlerinden hangisi olduğunu yazınız. Allah'ın mutlak ve sınırsız iradesidir. Doğum, ölüm gibi olaylar buna bağlı gerçekleşir. Birinci irade için şöyle şey açalım. Sonra ikinci irade. Şimdi doğum, ölüm dedi Allah'ın iradesi külli irade olacak. Unutmayın, İnsana sınırlı iradesleri sorumluluk doğurur. Meslek seçimi ibadet etmek ve e, ibadet etmek bu iradeye bağlı gerçekleşir. Tabii ki insan dediği için e, ne olacak arkadaşlar? Cüz-i irade olacak. Evet bir gün sahabilerden biri Peygamberimizin Mescid-i Nebi'de ziyarete gelir. Sahabi Allah Resulü'nün yanına girdiğinde peygamberimiz ona devesini ne yaptığını sorar. Bu sahabi de Allah'a güvenip dışarıya salıverdiğini söyler. Bunun üzerine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Önce deveni bağla ondan sonra Allah'a dayanarak güvenseydin ya yukarıda bahsedilen kavramı ve anlamını yazınız. Arkadaşlar burada önce deveni bağla yani önce sen sorumluluğunu yerine getir sonra Allah'a dayanarak güvenseydin de dediği kavram tevekkül kavramı. Ne demekti? Elinden gelen geleni yaptıktan sonra Allah'a dayanıp güvenmek. Evet, gerçek tevekkül bu şekilde olur. Çevremizde rastladığımız yanlış kader anlayışına ait üç örnek yazınız. Mesela arkadaşlar şu an sınav dönemi. Sınava çalışmadan... Çalışmadan... Sadece... Dua ile... Yüz almayı... Dilemek. Ya da ummak diyebilirsiniz. Yüz almayı dilemek. Ee, oturarak zengin olmayı bekleyen tüccar mesela. Çalışmadan. Oturduğu yerden zengin olmayı bekleyen tüccar. Veya e, virüs salgınından korunmak için muska yaptıran kişi mesela diyelim virüsten. Virüsten korunmak için muska yaptıran kişi bunlar ne diyor işte diyor ki yani işte ben diyor kaderde diyor eğer şey varsa hastalık varsa dua yaptırırım muska yaptırırım bu şekilde korunurum diyerek yanlış kader anlayışına sahip olduğunu gösteriyor. İslam kültüründe Allah ile arıcısız konuşması sebebiyle Kelimullah olarak nitelendirilen, mucize olarak Kızıldeniz'i ikiye bölen ve Firavun ile mücadele eden İsrailoğullarına gönderilmiş olan peygamberin ismini ve kendisine verilen ilahi kitabın adını yazınız. Peygamberi kimdi? Hemen aklınıza geldi. Zaten Kelimullah dedi. Hazreti Musa kitap olarak ne gönderilmişti? Tevrat isimli kitap gönderilmişti. Allah yolunda mallarını harcayanların durumu yedi başak bitiren bir tane gibidir ki aslında burada tane yani o bir başağın bulunduğu tane. Her başakta yüz da, e, tane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Bakara suresi 261. ayet. Yukarıdaki ayeti yorumlayınız. Bu ayet bize hangi mesajları vermektedir? Şimdi bu ayette arkadaşlar e, Allah yolunda malımızı harcayanların ya da daha doğrusu Allah yolunda malını harcayanı Allah daha fazla vereceğini malını bereketlendireceğini ifade ediyor. Buna daha kısa bir cevap siz yazabilirsiniz. Gelelim çoktan seçmeli sorularımıza. Alkollü araç kullanan bir kişi kaza yapıp engelli kalır, o kazadan kendisini sorumlu tutar ve başkasını suçlamaz. İslam'ın kader anlayışı açısından bu kişinin tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kadere iman etmemiştir. Yanlış kadere iman ettiğini gösteriyor. Ee, yani birisi kendini suçlayınca, sorumluluğun kendisinde olduğunu söyleyince kaderi inkar etmiş olmaz. Ee, doğru bir kadere anlayışına sahip olduğunu gösterir. Kaderi yanlış anlamıştır. Hayır. Kadere dair bilgisi azdır. Hayır. Yani burada mesela kendisini suçluyor. Neden? Çünkü alkollüyken araç kullanmış. Tabii ki kadere dair bilgisi iyidir doğru bir kadar inancına sahiptir. Evet cevap D seçeneği olacak. Sebep alkollüyken araç kullanmam diyor. Bu yüzden kaza yaptım diyor. Ve ben bu yüzden engelli kaldım diyor. Ee, ve kendisini sorumlu tutuyor. Yani bir başkasına suç atmıyor. Doğru bir kader anlayışına sahiptir. İnsanoğlu kıyamet günde şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden. Bu hadisten insanla ilgili yaşadıklardan hangisine ulaşılamaz? Ömrünün sınırlı olduğuna tabii ki ulaşılabilir. Burada biz ne diyoruz? İşte ömrünün nerede nasıl tükettiğinden bahsediyor. Yaptıklarından hesaba çekileceğine, evet Allah ne diyor? Şu beş şeyden hesaba çekilecek diyor. İrade ve sorumluluk sahibi olduğuna ve yaratılmışların en şereflisi sayıldığına. Şimdi irade ve sorumluluk sahibi olduğuna demek ki bunlardan biz sorguya çekiliyorsak bunlar bizim elimizde olan şeyler. Bizim irademizle yaptığımız şeyler. Allah çünkü bizi kendi irademizle gerçekleştirdiğimiz eylemlerden sorumlu tutar. Yani kendi yaptıysa eğer Allah bize e, kendisi e, yaptıysa bizi neden hesaba çeksin ki? Bizi bizim yaptığımız şeylerden, seçimlerimizden hesaba çekecek. Tabii ki yaratılmışların en şereflisi sayıldığına ulaşılamaz. Evet bu doğru bir cümle ancak buradan bu hadisten ulaşılamaz. İlk dönem hedefi yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 8. sınıf yazılı notlarının içinde. Hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da bulabilirsin. Şimdi gelelim hep nasıl sorular sorar? Yani daha doğrusu işte milli eğitimin yayınladığı sorulardan benzer sorulara. Bakara suresinin 255. ayet olan Ayetel Kürsi'de yer alan Allah'ın sıfatlarından iki tanesini açıklamalarıyla yazınız. Şimdi e, burada hay ismi geçiyordu hatırlarsanız. İki tane dediği bir de kayyum var. İki tanesinin anlamını yazalım. Hay hayat sahibi diri demek. Canlı. Kayyum yöneten demek yani bütün varlığı yöneten anlamına geliyor. Ali ismi azim ismi de burada geçiyor aynı zamanda Allah ismi de burada geçiyor onları da siz e, yazabilirsiniz. Allah Rahman suresi 19 ve 20. ayetlerinde iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir ama aralarında bir engel var birbirlerine karışmazlar diye buyurmuştur. Metinde yer alan ayetin evrendeki yasalardan hangisiyle doğrudan ilgili olduğunu yazarak açıklayın. Şimdi burada iki tane denizin e, olduğunu söylüyor. Salı verildiğini yani arada bir kaya parçası olmadığını ama e, aralarında bir engel olduğunu ve birbirlerine karışmadığını söylüyor. Yani deniz sularının tatlı ve tuzlu su olayını e, anlatıyor burada. Tatlı ve tuzlu suyun birbirine karışmadığını bize söylüyor. Peki bu hangi? yasanın şeydi arkadaşlar. Tabii ki fiziksel yasayla ilgilidir. Evet. Fiziksel yasa ile ilgiliydi? E, madde ve enerji ile ilgiliydi. Yarım hurma vermek suretiyle de olsa kendinizi ateşten koruyunuz. Sadaka için bu miktarı da bulamayanlar güzel bir sözle olsun. Kendilerini korusunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü. Yukarıdaki hadiste paylaşmak ve yardımlaşmak kavramları ile ilgili anlatmak istenen yazınız. Şimdi Sadakanın miktarı yoktur. Sadakanın alt sınırı yoktur. Hiçbir şekilde maddi yardım yapamayanlar maddi yardım yapamayan manevi olarak iyilik diyelim manevi iyilik yaparak e, sadaka sevabı kazanır. Yani güzel söz söylemek sadakadır. Hadesi de buradan çıkıyor arkadaşlar. E, maddi olarak hiçbir imkanımız yoksa güzel bir söz söyleyerek, tebessüm ederek, insanlara yol göstererek yolda insanların rahatsız olacağı bir şeyi böyle ayağımızda kenara iterek de sadaka vermiş oluyoruz. Evet birinci yazılımızın sonuna geldik arkadaşlar. Ee, ödüllü sorumuzu hemen veriyorum. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın peygamber olarak görevlendirilen ve birlikte Firavun'a karşı mücadele ettiği kardeşinin ismini cevaplara bekliyorum. Cevap olarak yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ve sınavdan bizlere e, kaç da yazarsanız sevinirim. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane yazılı kampını sundu.